Küresel Stratejiler Konferansı 24'ün kapanış oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Haluk Görgün. Bu çalıştay aynı zamanda savunma sanayinin bir anlamda ne kadar geniş ve yetkin bir aileye, bir ekosisteme sahip olduğunu bir kez daha bize göstermiş oldu. Biz bu aile var oldukça küresel güç Türkiye vizyonuna her geçen gün daha emin adımlarla ilerleyeceğimizi ve sektörümüzün de güçlenen Türkiye yıldızı noktasına kararlılıkla taşıyacağına inandığımı ifade etmek istiyorum. Bu çalıştayımız kapsamında sizlerden gelen öneriler benim önüme çıktığında ana başlıklara baktığımızda ben başkanlığımızın sektörde ihracat odaklı dönüşümü ve teşkilat yapısının güçlendirilmesi ihtiyacını sıklıkla ifade edilen bir görüş olarak gözlemledim. İki, ihracata yönelik finansman modellerinin ortaya konulması, NATO ülkeleri ve ihalelerine yönelik odaklı çalışmaların başlatılması, devletten devlete olan satış ve uluslararası konsorsiyum gibi yenilikçi proje ve ihracat modellerinin yürürlüğe alınması, yabancı ülkelerde girilen ihalelerde Türk firmaları arasında yıkıcı rekabetin önlenmesi konusunda oluşturulacak işbirliği modelleri yine önemli maddelerden bir tanesiydi. İhracat izinlerinin başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmesi yine sizlerden gelen önerilerdendi. Alt sistem üreticileri ve KOBİ'lerin ihracat faaliyetlerine daha etkin şekilde katılımının organize edilmesi bir diğer başlıktı. Savunma sanayimizin uluslararası fuarlara katılım desteğinin artırılması, ihracat bilgi yönetim sisteminin kurulması, savunma sanayinde üretilen ürünlerin sivil sektörde çift kullanımlılık esasına dayalı olarak yaygınlaştırılarak ihracatının geliştirilmesi ve desteklenmesi bir başka maddeydi. İşte paylaşmış olduğunuz her bir öneri, fikir ve görüş bizim için ayrı bir öneme haiz. Bir kez daha ifade etmek isterim. Mesai arkadaşlarım ile birlikte iletilen her bir önerinin üzerine teker teker çalışacak ve Allah'ın izniyle kısa vadede önemli ve kritik adımlarımızı sizlerle atarak paylaşacağız. Kıymetli katılımcılar, sizlerden gelen görüş ve önerilere ilişkin kısa vadede atacağımıza inandığımız adımları ve sektörümüze yönelik öneri ve talimatları da aslında özetlemek isterim. Birinci konumuz bu ihracatın finansmanı. Bu konuda mutlaka bakanlıklarımızla, özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığımızla görüşmelerimizi hızlandıracağız ve daha somut bir hale getirmeye gayret göstereceğiz. İkinci konumuz verimlilik ve sinerji konusu. Bir yandan ihracatımızı artırmayı hedeflerken diğer yandan da mutlaka verimli ve sinerjik çalışmayı da öğrenmeli ve bunu önemsemeliyiz. Ve başta vakıf şirketlerimiz olmak üzere tüm savunma sanayi ekosistemimiz, yurt dışındaki ofis ve şirketlerimizle ortaklaşarak ve gider mükerrerlikleri başta olmak üzere her harcamaya ve imaj dağınıklığına dikkat edeceğiz. Üçüncü konumuz gelişimi ölçmemiz ve ödüllendirmemiz konusu. İhracatın artırılmasında dünyada uygulanan performans göstergelerini ve ölçümlerini mutlaka şirketlerimizin adapte edilmesi için tavsiyelerde bulunacağız. Bu göstergeleri performans yönetim sistemleriyle ilişkilendirilip ölçülmesinde şirketlerimize destek olacağız. Dördüncü konumuz başkanlığımız bünyesinde kurulması önerilen NATO müdürlüğü. Bu konuda da kısa vadede organizasyonel bir adım atacak ve yapılanmamızı
buna göre şekillendireceğiz. Tabii bu müdürlüğümüzü yapılandırırken bunun içinde Avrupa Birliği, OECD, bununla beraber Birleşmiş Milletler ve OCCAR, yani Organization for Joint Armament Cooperation ilişkilerinde birlikte takip ederiz diye kendi aramızda arkadaşlarımızla değerlendirdik. Kıymetli katılımcılar, önümüzdeki dönemde de kendi ihtiyaçlarımızı en maliyet etkin şekilde çözmeye, dost ve müttefik ülkelerimizle de işbirliği seviyemizi azami seviyeye çıkarmaya gayret göstereceğiz. Yaptığımız her işte güçlü bir irade ve sürdürülebilir bir ihracat stratejisiyle Türk savunma sanayinin küresel konumdaki sizlerle pozisyonunu artırmaya, geliştirmeye gayret göstereceğiz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Haluk Görgün'e teşekkür ediyoruz.